Osmanlı Veziri Azamı Çandarlı Halil Paşa. Çandarlı Halil Paşa 1439 ve 1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirildiği 10 Temmuz 1453 tarihine kadar 15 yıl süresince Veziri Azamlık yapmıştır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi baş vezirlerinden olan Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın torunu ve Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğludur. Eğitimi ve ilk görevlerinin ne olduğuna dair elimizde belge yoktur. Fakat ilmiye sınıfından olduğu için iyi derecede medrese eğitimi gördüğü kabul edilebilir. Bir vakfiyede 1436'da kaz askeri olduğu kaydı bulunmaktadır. Sadrazam olan babası Çandarlı İbrahim Paşa vefat ettikten sonra ilmiye sınıfından ayrıldığı belirtilmektedir. Sultan 2. Murad'ın döneminde başvezir olan Koca Mehmet Nizamettin Paşa vefat ettikten sonra başvezirlik makamına yükselmiştir. Sultan Murad'ın tahttan çekilerek yönetimi oğlu 2. Mehmet'e bıraktığı dönemde fiilen Osmanlı Devleti'ni yönetmiştir. Bu dönemde özellikle Anadolu beyliklerine karşı yapılan sert müdahalelerin önüne geçerek büyük bir iç kargaşalığı önlemiştir. Edirne-Seged'in anlaşmasının koşullarından hoşnut kalmayan papalık, Kardinal Giuliano Cesarini vasıtasıyla Macar komutanı Janos Hunyadi'yi papanın onayı olmadığından dolayı geçersizdir iddiasıyla antlaşmayı ihlale yöneltmesiyle Balkan ülkelerinin büyük bir Haçlı ordusu oluşturarak Macar Lehistan Kralı 3. Ladislav komutasında önce güneye Balkanlardan sarkarak sonra doğuya Varna yönelmeleriyle büyük bir tehdit altında kalan Osmanlı Devleti ordusunun başına tekrar tahttan feragat etmiş olan 2. Murad'ın gelmesini sağladı. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti Varna Muharebesi'nde büyük bir galibiyet kazandı. Bunu takiben Osmanlıların Mora'ya büyük bir sefer yaparak Mora'nın büyük kısmının Osmanlı Devleti eline geçmesinde ve Eflak Prensi Drakul 3. Vlad Tepeş'in Macar müttefiklerinden ayrılmasına ve 2. Kosova Muharebesi'nde 2. Murad'ın komutasındaki Osmanlı ordusunun Janos Hunyadi komutasındaki yeni bir Macar Eflak ordusunu imha etmesinde büyük katkısı oldu. 2. Murad'ın 3 Şubat 1451'de Edirne'de vefatından sonra oğlu 2. Mehmet'in Manisa'dan gelmesine kadar geçen sürede 16 gün büyük bir dirayetle bu tahta geçişinin problemsiz olmasını sağladı. 2. Mehmet'in ikinci defa tahta geçmesinden sonra da başvezirlik hizmetine devam etti. Fakat 2. Mehmet'in lalası olan Zanos Paşa ile arasında bir politik mücadele başladı. Çandarlı Halil Paşa, Zanos Paşa'nın devamlı öğrencisi olan padişaha özellikle Bizans'a karşı daha atak davranması hakkındaki tavsiyelerine karşıydı. Bizans'a karşı daha ılımlı davranılması tavsiyelerini vermekteydi. Bazı kaynaklara göre Çandarlı, 2. Mehmet'i sabırsız ve deneyimsiz buluyordu. 2. Mehmet, başveziri olan Çandarlı Halil Paşa'nın katkısına değer verdiğini göstermek için Filipe civarında bir köyü malikane olarak başvezire bağışlamasına rağmen Halil Paşa hala tedirgin olmakta devam etti. İstanbul kuşatması sırasında Avrupa'da yeni bir Haçlı ittifakı ortaya çıkacağından kuşkulandığını ve bu nedenle kuşatmanın zayıflatılmasını ve hatta kaldırılmasını 2. Mehmet'e tavsiye etti. Bu tavsiyeleri orduda ve devlet kapılarında Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı söylentilerinin dolaşmasına neden oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul fethedilmesinden hemen sonra 1 Haziran 1453'te 2. Mehmet bu dedikoduları çok ciddiye aldığını açıklayarak başvezir Çandarlı Halil'i görevinden azletti. Çandarlı Halil Paşa ve çocukları tutuklandı. Çocukları daha sonra serbest bırakıldı ama Çandarlı Halil Paşa Yedikule'de Altın Kapı'da 40 gün hapis edildi. 10 Temmuz 1453'te gözlerine mil çekildi, daha sonrasında ise idam edildi. Boyun eğeceği yerde sultana dik baktığı iddia edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından İznik'e götürülüp türbesine gömüldü.